Allahümme salli ala Resulina Muhammedin ve ala ala Resulina ve Nebiyyina Muhammed. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Maide suresindeyiz. Surenin henüz daha 44. ayetindeyiz. Estaizu billah. İnna enzellet tevrate fiha huden ve nur. Yahkumu bigen nebiyyûnellezîne eslemû lillezîne hâdû ve rabbâniyûne vel ahbâru bimestuhfirû min billahi ve kânû aleyhi şuhedâ. Felâ tahşavun nâse vahşavni ve lâ teşterû bi âyâti temenen qalîlâ. Ve men lem yahkum bimâ Maide suresi 44. ayet. Ayeti tamamlamak üzereyiz. İngilizce mealini önceki dersin sonunda yazdık. Okuyayım. İnna enzelne tevrata. Verily we descended the Torah. Fiha huden ve nur, wherein is guidance and light. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu, thereby the prophets who had surrendered themselves, judge. Lilladhina hadu, for those who returned. Warrabbaniyyuna, as do the rabbis, wal-ahbaru, and the pontiffs, بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. For to them was entrusted the protection of some parts of Allah's book. بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدًا. And they were witness thereto. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ. Therefore, fear not the people. وَخْشَوْنِي. But fear me. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي. And do not buy بِآيَاتِي, by my verses, ثَمَنًا قَلِيلًا, a small price. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. And who do not judge بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, by what Allah descended, فَأُولَٰئِكَ, so those, هُمُ الْكَافِرُونَ, they are the deniers. 44. ayet ve İngilizcesi için düşündüğümüz meal böyle. Herhangi bir mülahaza? Neye? Rabbaniler. İngilizcesinde nerede vardı? Şey, hangi ayette? 3.79. Evet. Orada Rabbaniyun demişiz ve ona da dipnot atmışız. Sadece dipnotu mu alalım yoksa Rabbani'leri de alalım? Ben bu Rabbis kelimesini çok benzettim Rabbaniyunlara. Mana olarak da yakın bir kitleyi anlatıyor. O yüzden öylece kullandım. Burada. Nerede o? Şurada. Rabbis. Şöyle dipnot atabiliriz. Learned men of the book who practice what they know and also preach others. Man of law, godly man, diye açıklama koymuşuz. Başka bir mülahaza var mı? Sözlükle karşılığı zaten tamam diye geçiyor.
Haham diye geçiyor değil mi? İşte yani Rabbanilerin ayrıca Kur'an'da bir tanımı var ya, o tanım dipnotta şimdi kitabı ders eden, kitabı başkalarına öğreten falan dipnota girmiş oldu. Peki, Maide Suresi ile Maide Suresi 44. ayeti geçmiş oldum. Gelelim Maide Suresi'nin 45. ayetine. Beşinci sure, 45. ayet. Estaizu billah. Ve ketebna aleyhim fîhâ ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel udune bil udune ve إن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Maide Suresi 45. ayet. Konu devam ediyor. Ve ketebna aleyhim fiha. Buraları silelim. Önceki ayetle ilgili müfessirin açıklamaları bunlar. Ve ketebna. Nitekim biz yazdık, daha önce de benzer ifadeyle yani yazdık anlamıyla farz kıldık manasına gelen ayetler okuduk. Zaten anlaşılıyor, biz onlara bunu yazdık dediğinde Cenab-ı Hakk'ın, yani bunu hükme bağladık, kendilerine bunu zorunlu kıldık. Kutibe aleykumun siyamu, size oruç yazıldı mesela, oruçun farziyetini ifade eden ayette de böyle. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. Savaş size yazıldı. O ayette de böyle. Yazgı üzerinden Allah Azze ve Celle buyruğunu ifade edebiliyor. Bunun farziyeti anlamında. Biz onlara yazmıştık. وَكَتَبْنَا. Yazdık. عَلَيْهِمْ. Onların üzerine. Konu demin ayette geçen Yahudiler veya oradaki ifadesiyle Hüdna takımı, dönmüş olanlar Allah Azze ve Celle'ye. Biz onların üzerlerine yazdık. Nerede? Fiha, orada, yani o kitapta. Bunun da ismi burada zamir olarak duruyor ama ismi bir önceki ayetteydi. İnna enzelne tevrata, Tevrat'ı indirdik. Fiha huden ve nur. Fiha orada geçti. Zamir orada nasıl Tevrat'a gidiyorsa burada da Tevrat'a gidiyor. Biz Tevrat'ta onların üzerine yazdık. Yani Tevrat'ta onlara farz kıldık. Neyi? Enne. Şimdi neyi olduğunu bu enne ile bağlayacak. Şunları şunları yazdık şeklinde enne bize şey geçiş sağlıyor yan cümleye. Enne nefse bin nefsi. Canın canla olduğunu. Türkçe'de hep bu gunu, gını gibi bir bağlaç. Canın canla olduğunu onlara orada yazdık. Can, cana karşıdır veya canla, cana karşılık can olması gerekir. Cana karşılık can. Türkçe'de de böyle bu. Bu ara fazla kelimeler kalkıyor bazen. Ne diyor? Cana can, dişe diş, kana kan. Bu öyle, öyle bir ifade tarzı. Nasıl cana can deyince anlıyoruz. Cana karşılık can. Dişe diş, dişe karşılık diş. Böyle, Arapçada da böyle. Ennen nefse bin nefsi. Cana can.
Burada nefs kelimesinin doğrudan can anlamında kullanıldığını görüyorsunuz. Kişinin hayatı anlamında. Cana can. Ve l'ayna bil'ayni. Göze göz. Ve l'enfe bil'enfi. Buruna burun. Ve l'udhuna bil'udhuni. Kulağa kulak. Ve s'inne bis-sinni. Dişe diş. Ve l'juruha kısas. Yaralar da kısastır. Karşılığında denk şekilde intikam alınır. Veya karşılığında denk şekilde yara açılır gibi. Ve l'juruha kısas. Bunu Allah Azze ve Celle biz onlara yazmıştık diyor. Dolayısıyla bizim yukarıda konusunu ettiğimiz, ya bu hangi mevzu, Resul'e gelip neyi tartışıyorlar, ne hakkında hüküm çıkarmak istiyorlar, konu nedir falan, sanki ipucu veriyor gibi şimdi konuyla ilgili. Muhtemelen Allah'ın Resulüne gelip kendisinden hüküm isteyen kimselerin getirdikleri konu böyle bir temelli, böyle temelli bir konuydu. Kısasla alakalıydı. Zaten hadislerde de onlarla ilgili buna ilişkin konu kısasla alakalı bir mevzu olarak veya hadle alakalı bir mevzu olarak geçiyor. Onlar bu haddi uygulamayı istemiyorlar. Yani katil kendilerinden ulu bir kimse olunca, ulu dememe bakmayın, yani sermaye sahibi, kendi toplumlarında belli bir şeyi olan, ağırlığı olan bir kimse olunca ayrı bir çözüm bulmayı, onu kısas yapmaktan istisna tutmayı istediklerinden, kitaplarında tam da Allah Azze ve Celle'nin şurada ayette bahsettiği şekilde bu hüküm varken, yani cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Düşünün, bu hüküm kitaplarında var. Katil kendilerinden birisi, içlerinden zayıf bir kimsenin yaşama hakkına tecavüz etmiş. Öldürmek istemiyorlar. Kitaplarındaki hükmü görmezden gelip Allah'ın Resulüne başka bir hüküm çıkarabilmenin derdindeler. Allah Azze ve Celle de onlara dönüp, biz Tevrat'ı indirdik. İçinde Allah'ın hükmü var. Sana nasıl gelip hüküm verdirmeye çalışıyorlar? Halbuki o Tevrat'ta وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللّٰهِ Tevrat yanlarında ve içinde Allah'ın hükmü var. Dediği o hüküm muhtemelen bu olsa gerek. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Onlara yazdık. فِيهَا Orada, yani Tevrat'ta. اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ Yani cana karşılık can. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ Göze karşılık göz. وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ Buruna karşılık burun. وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ Ve kulağa karşılık kulak. وَالسِنَّ بِالسِنِّ Ve dişe karşılık diş. وَالْجُرُوحَ قِسَاس Ve yaralar da kısas edilmelidir. Yanı sıra ayet şu açıdan da düşünülebilir. Herhalde ilk sırada can olduğuna göre büyükten küçüğe doğru bir sıralama muhtemelen olabilir. Yani canın büyüklüğünden yola çıkarak. Can gözden büyüktür. Ama niye candan sonra göz sıralanmış? O zaman eğer bu önemliden önemsize doğru gidiyorsa, ya daha baştan söylersek bunların kendi içinde de bir sıra var ise, anlamlı bir sıralamaysa bu, ki bekleriz bunu Allah'ın kitabında. Yani 3-5 ardışık nesneyi sayıyor ise, bunların kendi içerisinde de sıralı olması, ilim sahibi olan Yüce Rab açısından elbette ki uygun düşer ve öyledir de, bizim tek yapmaya çalıştığımız aradaki ilişki ve sıralamadaki ilişki ne olabilir şeklindeki bir yoklama. Ha, biz anlarız, biz anlayamazsak bizden sonrakiler, belki tıbbiyeliler bir gün bu aradaki ilişkiyi, sıralamadaki ilişkiyi çözebilirler. Biz sadece en fazla
öneminden ötürü diyebiliriz. Can çok önemli. Allah oradan başlamış. Cana karşılık can demiş. Sonra demek ki göz buruna nazaran daha önemli. Gözü burundan önce sıralamış. Sonrasında gözden sonra burundan söz etmiş. Burundan sonra kulaktan söz ediyor. Demek ki burun insan açısından daha hayati kulağa nazaran. Zaten bir tane ama kulaktan iki tane var. Sonra kulaktan, sonra dişten söz etmiş. Tamam, burada hemen anlıyoruz. Diş, evet, adam kulağını kaybedeceğine, dişini kaybetmesi. Çünkü dişten 30 tane var, 32 tane var. Diş yerine bir şekilde hiç olmasa bile damakla bile idare edilebiliyor. Dolayısıyla en iyiden, en büyükten en küçüğe doğru bir sıra olduğu gözle görülür neredeyse. وَالْجُرُوحَ قِسَاسٍ. Sonra yaralara geçmiş. Yaralar da kısas edilir. Yara bunlar içerisinde, yani diş kaybedeceğine bir yerde yara açılması daha hafif. Çünkü yara insan vücudunda kapanabilirdir. Kendi kendisini yenileyebilir. Böyle bir sıralamadan da konu edilebilir. Bir başka boyutunu düşünebiliriz ayetin. Ayet yeriyle, başıyla sonuyla insan aklına, vicdanına tam karşılık gelen bir ayettir. Yani tam da böyle olsun isteriz. Hiçbir yönü, zenginliği, efendime söyleyeyim, asaleti, görevi, makamı ne olursa olsun bunlardan tamamen yalıtılmış şekilde cana can ilkesi çok insanı tatmin eden bir yaklaşımdır. Ben fakirim ama ben katledilirsem kimsenin umurunda olmaz. Zengin biri katledilirse yeri göğü inletiyorlar. Bu insan aklının kabul etmediği, adil bulmadığı bir şey olur. Ama Kur'an bütün bunlardan yalıtarak cana can ilkesini koyuyor. Cana karşılık can. Ennen nefse bin nefsi. Yanı sıra vel ayne bil ayni. Göze göz. Yine aynı adaleti okuyabiliyorsunuz. Benim gözümü çıkardı ama benim gözüm çok değerli, onun kolunu kesin. O benim nasıl gözümü çıkarır? Veya gidin onu öldürün daha. Yani benimki göz, onunki can. Olsun, ben kendimi o kadar üstün görüyorum. Bu Arap cahiliyesinde veya hala bugünkü cahiliye, kimi cahili toplumlarda. Bakıyorsunuz buradan bir adam ölürse sorun yok, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ama başka bir yerden bir adam ölürse bütün medya, dünya medyası, bakıyorsunuz oraya odaklanıyor. Efendim işte burada bir adam öldürülmüş de ya şöyle olmuş, derhal burada büyük bir kıyım var, yeri göğü inletiyorlar. Diyelim bir tanesi kazara ölse, bir iki tarafta adam açıktan kurşunlarla sıcak sıcak kan akıtıyor meydanda, mezbaha gibi yani. Ama bakıyorsun onlar hiç bunu dert etmiyorlar, hiç sorun etmiyorlar. Sonra da adamı göndermişler. İyi çabuk temizlediniz, hızlı yol alıyorsunuz diye. Bu kiralık katile bravo demek gibi, ha, ona eşdeğer bir alçaklık yani. Dolayısıyla hala cana can, hala değil. Hala kan aynı değerde değil, hala gözler aynı değerde değil. Kimi isterlerse onu öne çıkarıyorlar. Kendilerinden, kendi gibileri olanları önemsiyor. Hepsi eşit değil tabii, hepsi aynı değil ama bir hain kesim var ki ehli kitap içerisinde, batı dediğimiz topluluğun içerisinde, onlar böylesi bir adalet anlayışından yoksunlar. Ennen nefse bin nefsi. Halbuki Allah'ın Resulü döneminde efendisi tarafından katledilmiş köle, son anlarında kadının cariye yanına geliyorlar. Seni kim öldürdü? Senin başını taşla ezmiş. Kim senin başını taşla ezdi? Efendim yaptı diyor bunu son demlerinde. Ve Allah'ın Resulü, belki de bu olaydır konuya, yani benim hatırladığım konu, belki de tam da bu konudur. Allah'ın Resulü o cana karşılık, o zengin Yahudinin kısas edilmesini emrediyor. Bunun üzerine onlar büyük gümbürtü koparıyorlar. Olur mu? İşte şöyleydi, böyleydi falan. Allah'ın Resulü o zaman Tevrat'ı getirin diyor.
Ve sanıyorum bu ayetlerde o ya benzer bir olayın eşliği, ilişiğinde nazil olmuş olabilir. Ennen nefse bin nefsi, cana karşılık can, zengin olsa fakir olsa fark etmez. Göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş. Al bunu böyle yüreğine yaz. Hiç en küçük içinde bir şey bulamazsın, bir pürüz bulamazsın. İçinde en küçük bir isyan, hatta en küçük bir çekince, bir itiraz sesi duyamazsın. Tam böyle olmalı Yaratan'ın sözü dersin. Adalet böyle olmalı dersin. Bu yerini bulmalı dersin. Cana karşılık. Can. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا. Şimdi bu kadar insanın içine, insan aklına, vicdanına birebir uyumlu, bu kadar adalet timsali ifadeleri Allah Azze ve Celle oraya yazdığını haber verirken bize de aynı şeyleri buyuruyor demektir. Zaten bu buyruklar farklı farklı yerlerde bizim için de seslendirilmiştir. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. Kısas ilkesi temeldir ceza anlamında. Bunu Allah Azze ve Celle Kur'an'da sizin için şeklinde diyor. Zaten buradaki husus da kısasın ayrıntılı açılımı gibidir. Yani kısas genel olarak bizim için vaz edilmiştir hüküm olarak. Burada ise kısasın can, cana karşılık can. Kısas dediğin sadece hayat karşılığı hayat değil, yara karşılığı yara bile kısastır. Bak ayette geçiyor. وَالْجُرُوحَ kısas. Yaralar bile kısas edilebilir. Ne kadar yara açmış burada? 2 santim. Ne kadar derinlikte? Şu kadar. Aynı derinlikte yara Berik'in elinde ya neresinde açılır. Kendisine bu başkalarına verdiği eziyet aynen tattırılır. Bu dünyada toplum içerisinde uygulanacak ilahi bir fermandır. Değmek demek değildir ki bu onu yaraladı, ondan da kısas, yarası kısas edildi. Bu suçlu artık Allah katında suçundan kurtulmuş değildir. Çünkü hala suçludur. Allah Azze ve Celle onu niye yaraladın şeklinde muhasebe edecektir. Dünyadaki olay böylece kapanır ama ahirette tekrardan açılır. Çünkü o yarası açılan kimse diyecek ki, ya tamam ondan da yarayı açtınız aynı benimki kadar. İyi de ben şimdi hala yaralıyım yani. Benim yaram ortadan kalkmadı. Bu adam canı istediği kişi de kendisindeki de açılmasını göze alarak yara açma hakkına sahip mi? Değil. Sadece cezalandırıldı. Yoksa böyle bir hak, böyle bir hürriyet vermiyor. İyi gel ben senin gözünü çıkarayım. Benim gözüm zaten ben çıksın ne olacak? İyi de o adamın günahı ne yani? Ben onun gözü çıktı diye bundan sonra gözsüz yaşamak bana zevk mi verecek, hoş mu gelecek? Yine sıkıntı duyacağım. O sebeple bu cürüm sabittir ve Allah Azze ve Celle onu elbette ki cezalandıracaktır. Ama dünyada bakan yüzüyle kendi aramızdaki bir mesele olarak bu ceza olarak böylece çözüme kavuşturulmuştur. Buradaki bir ceza olarak, burayla sınırlı olmak üzere. Ennen nefsi, tabi caydırıcılığı da aynı şekilde. Çünkü siz adamın gözüne kastettiniz, gözünü çıkardınız. Aynen sizin de gözünüz çıkarılıyor. Siz denk bir ceza ile karşılanmış oluyorsunuz sadece dünyada. Bir başkalarına da bunu yaparsanız kendi gözünüzü çıkarıyormuş varsayın mesajı veriyor. Yani gidip gözünü çıkarıyorsun adamı, biliyorsun ki yarın da senin gözünü çıkaracaklar. Bu elbette ki caydıracaktır onu veya caydırması beklenir. Hocam hadlerin günahlara kefaret olmasıyla değerlendirdiğimizde öteki... Bu başka, o hadler başka. O hadler kişinin kendi çapında işlediği bir suçtaki ceza, yani bir başkasına zarar vererek değil. Zihar yapmıştır, yani belli uygulamalar, suçlar var. Bunlara karşılık da had cezalar. Bu hadde kısas değil mi? Zina gibi mesela. Kısas bu bir başkasıyla olan hukukta. Şimdi kendi başınıza veya biriyle gönüllü yapmışsınız, kimseye bir zarar. Burada haddi göze almanız, haddi talep etmeniz hatta kefaret olması umulur sizin günahınızla ilgili. Bir başkasıyla bakın bu hukuk gibi mevzu oluşturmuyor. Ama siz bir başkasının hukukunu canına kıymışsınız. Efendim, siz de cezalandırılıyorsunuz bunun karşılığında. Allah Azze ve Celle yanı sıra size niçin başkasını öldürdün diye sual soracaktır. Yani dünyadaki bu ceza onu temizlemez, aklamaz. Ama zina ile ilgili bir had olsa aklar.
Bir de orada kendi beraati var. Siz hadisi hatırlatarak orada kişinin kendi beraati var. O kendi beraati çok anlamlı. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki min kabli en takdiru aleyhim. Siz onları ele geçirmezden önce tövbe ederlerse ilişmeyin. İllellezine tabu. Eşkıyalarla ilgili ayetleri okuduk ya. Yani eşkıyalık yapan bir örgüt, bir grup eşkıyalıktan vazgeçip gelip tövbe ederlerse onlarla ilgili Allah Azze ve Celle ilişmemelerini, yani bu ıslah olmaları, kendiliklerinden yola gelmelerini pozitif bir şey olarak değerlendiriyor. Şimdi orada bir pozitif bir şey var. Adam hala yapabilecekken, kendini veya saklayabilecekken, mesela bir katil kendini saklayabilecekken çıksa ortaya, bağışlanma dilese falan, bunların hepsi pozitif şeyler olarak kefaret olması umulur. Ama ele geçirildikten sonra onun bir anlamı yok. Yani illellezine tabu min qabli an taqdiru aleyhim. Siz ele geçirmezden önce tövbe edenler hariç diyor. Peki ele geçirirsek tövbe etmezden önce, o zaman el ve ayaklarını çaprazlama kesin yahut işte yeryüzüne sürgüne gönderin yahut şu şu şunları yapın diye onlara müeyyideler koymuştu Cenab-ı Hak. Dolayısıyla o iyilik hali kişinin iradesiyle arkasında irade olacak ki anlamı olsun. Ele geçirilmiş, artık yapacağı bir şey yok. Ben şimdi tövbe ettim diyor. Bunun manası yok. Bu ölürken ben şimdi iman ettim demeye benzer. وَالْجُرُوحَ قِسَاسْ yaralarda kısas şeklindedir. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللّٰهِ Şimdi kime kefaret olur? Bu işten bir kefaret çıkar ama kim için? Size bir yaralamada bulunulmuş. Siz karşı taraftan bunun kısasını yapılmasını istemek isteyebilirsiniz. Ama Allah Azze ve Celle illa tek seçenek budur demiyor. Bir seçenek daha var. Bağışlayabilirsiniz. Tamam, o bana bunu yaptı, o benim gözümü çıkardı ama çıkarmayın onun gözünü. Tamam, muhtemelen o esnada adam da çok pişman olduğunu, vazgeçtiğini falan söylüyordur. Yahut o bunları söylemese bile çoluğu, çocuğu, evladı, etrafta insanlar sizi bu yönde affetmeye çağırıyordu. O bir süreç, orada neler olur neler biter. Diyet de bir seçenektir, bu arada devreye girebilir. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ Kim bunu ya ben affediyorum şeklinde tasadduk ederse Allah Azze ve Celle buna sadaka diyor. Buna da bir tasadduk diyor. Ki bu canı da içine alan, yani cinayette bile bu kullanılabilir. Cinayet işlenmiş, maktulün tarafı affedebilir. Bu onlar açısından büyük bir şeydir. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bu kısasla ilgili ayetlerde de Cenab-ı Hak affeden kimseleri affetmeyi özendiriyor hatta. Affederse. Burada da benzer bir şey var. Allah bunu affetme şeklinde değil de tasadduk şeklinde seslendirdiğine göre bu bir sadakadır senin için diyor. Ve فَهُوَ كَفَّارَةٌ Ve bu sadaka o kişi açısından bir kefarete dönüşür. Yani hiç o konuyla alakalı olmayan başkaca günahlarını varıp örter. Ben şimdi bu adamı affedeyim veya maktulün tarafı, katili mesela pişman olmuş, o an öfkeye kapılmış, kaldırmış, öldürmüş, babamla tartışmış, o an çok kızdığını söylüyor, öfkeye galeyana gelmiş, tutmuş babamı vurmuş veya vurma, yani işte bazı sebepler ve şeyler sunuyor. Şimdi bağışlanma diyor, affedin diyor, beni de katlettirmeyin, kısastan vazgeçin ne olur diyor. Biz bunu affedelim de Allah da bizim günahlarımızı affeder şeklinde bir beklenti, denklem. Matematikteki geçişme özelliğini anlatıyor, yani ona benziyor. A, B ile B, C ile C de D ile. Siz D'yi hesaplayarak, yani Allah Azze ve Celle'nin sizi affetmesini hesaplayarak bir başkasını affediyorsunuz. Ama bunu böyle yok yere değil, Allah'ın bir vaadi üzere bunu yapıyorsunuz. Bu ayet onun için var. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ Kim bu olayı bir tasadduk vesilesi yaparsa bu onun için kefarettir. Dolayısıyla o kul Allah'ın huzuruna çıkar der ki ya Rabbi bizden birini öldürdüler ama biz onlardan kısas almadık, affettik.
Sen de bizi affet ümidiyle yaptık. Ya gözümüzü çıkardılar, biz affettik. Ya burnumuzu kırdılar, affettik. Kulağımızı kopardılar, affettik. Dişimizi söktüler, affettik. Senden de bunun karşılığında bizi affetmeni umuyoruz şeklinde. Siz insanları affedin ki Allah da sizi affetsin diye hülasa edeceğimiz bir şeye dönüşür bu. Allah'ın Resulü de bunu özendiriyor. وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Affetmeniz takvaya daha yakın olanıdır diyor Allah Azze ve Celle. خُدِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضَانِ الْجَاهِلِينَ Sen affı seç, affetmeyi seç, maruf olan yolu tut, cahillerden uzak dur. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Eğer intikam alacaksanız, ceza verecekseniz فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ Size verilen, size yapılanın misliyle karşı tarafa ceza verin. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ Ancak sabrederseniz لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Yani karşı tarafa bunun aynısını yaşatmaktansa affederseniz, ama bu affetmeyi, affetme kelimesi anlamını bulacak şekilde olmalı. Yani affetme kelimesi anlamını bulmuyor ise ona af da denmez. Yani karşı taraf öldürdümse öldürdüm, hele buradan bir kurtulayım daha nicenizi öldüreceğim şeklinde vurdum duymaz takılıyor, hiç bağışlanma dilemiyor ise, hiç mazeret dilemiyorsa, yani bunun talebi edilmiyor ise orada affı da olmaz. Çünkü affetme, affı dileyen ne karşılık olacak bir şeydir. Affı dileyen dilemiyor ise karşı taraf, burada affetme diye bir şey de olmaz. Bunu Allah Azze ve Celle bile yapmıyor yani. Kullarına siz ister bağışlama dileyin, ister dilemeyin ben sizi affedeceğim şeklinde bir ayet gördünüz mü? Tersine bana dönün, benden bana yakarın, af dileyin ki affedeyim. Dolayısıyla affetme, af dileyen biriyle ortaya yere çıkar. O sebeple aklınıza böyle Hristiyanlıktaki gibi işte biri sağdan geçirdi tokadı Müslümanlara Allah Azze ve Celle olsun dedirtiyor veya bundan memnuniyet duyarmışçasına böyle kendisine eziyete davet eden bir yaklaşımla değil. Tersine kısası istemiş ama karşı taraf af diliyor, bağışlanma diliyor. Biz ettik sen etme diyor. Öfkeyle oldu diyor. Bilmem ne oldu diyor. Allah'ın adını anıyor. Af diliyor. Bu dediğim gerçekleşecek böyle mücessem bir şekilde. O zaman affetme denen bir şey olur. O sebeple bu o en te'fu affetmek, o affetmek takvaya daha yakın. Böyle bir durumda kişi bunu yaparsa Allah Azze ve Celle bunu tasadduk olarak isimlendirmiş. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَا Biz bundan yoksunuz. Yani şahsın olarak biz bu kültürden, anlayıştan yoksunuz. Biz hatta tersine bize bir yaptıysa biraz fazlasıyla cezalandırmaya kendimizi şartlandırmışız. Bazen adam af diliyor mesela. Trafikte el kaldırıyor. Bakıyorum af dilediği halde o an öfkemi şey demiyorum, toparlayamıyorum kendimi. Halbuki yani trafikteki olan olay da buradaki anlamların yanında zikredilmeye bile değmez. Yani o kadar basit, yara mara da yok. Ama siz onu esnada maksatlı yaptı gibi sanarak tepki göstermek istiyorsunuz. İçinizde bir öfkeyle şey yapıyor. Halbuki وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Öfkeyi bastırıp insanları affedenler, Cenab-ı Hak böyle söylüyor. Dolayısıyla bunun egemen olduğu bir toplum düşünün. Yanlışa elbette insan sapabilir, öfkeyle hareket edebilir, biri diğerini yaralayabilir, odunla vurup kafasını ezebilir veya kolunu kırabilir. Ama sonra bundan çok pişman olabilir, kendisini o anda kendimi tanıyamadım diyebilir, gelip bağışlanma dileyebilir, diyet teklif edebilir, musalaha için, barışma için her türlü yola başvurabilir. Allah Azze ve Celle burada onun önünü açıyor. Çünkü bu ötekinden daha iyi. Buradaki yakınlaşma, buradaki barışma ötekinden daha iyi bir sonuç ortaya çıkarıyor. Yani kısastan daha güzel bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bazen bakarsınız ki bu iki insan birbirine yaklaşmış. Yani birinin diğerine zulmettiği kişi afu ile bakarsın bazen başkalarından daha yakın birbirlerine tutunmuşlar.
Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِدْفَا بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ. Sen güzel olanla karşılık ver. Yani وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. İyilik, kötülük bunlar eşit değiller. Ama sen karşılık vereceğin zaman en güzeliyle karşılık ver. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Bir de bakarsın, seninle o düşmanlık bulunan kimse karşılığında. Bir de bakarsın, فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sanki çok yakın bir dostun, can dostun oluvermiş. Yani bu yolu seçtiğinde karşı tarafı fethedebilirsin. Dolayısıyla Allah bu seçeneği açıyor. Bunun toplumda, yani ardı sıra devam edecek, nesiller boyu devam edecek bir kan davasını düşünün. Evet, kısas bunun önünü keser. Kısastan daha güzeli var. Affetme de o iki kabileyi birbirine can dostu kılar. Bizden bir can alabilecekler. Can borcu varmış gibi düşünürler. Bizim oğlumuz onların oğlunu öldürdü. Adamlar isteselerdi bunu kısas ettirebilirlerdi. Etmediler. Şimdi adam o oğluna duyduğu sevgiyle o karşı kabileye karşı yaşamı boyunca hep sevgi duyacaktır. Onlara bu erdemli davranışından ötürü saygı duyacaktır. Düşünün, bu üç seçenekten bir tanesi çok kötü. O da kısas edilmemesi, maktulün tarafına bu hakkın verilmemesi. O onların içerisinde o acıyı sürekli yakacak ve günün birinde bir başka cinayete yol açacaktır. O işte modern hukukun, sözüm ona, hümanist, halbuki hümanizmden büsbütün yoksun bir hukuk anlayışı bu. Hukukun önerdiği o. Diğeri kısas, kısas tarafları sakinleştiriyor. Eşitlik doğuruyor ve her iki taraf da, katilin tarafı diyor ki bizimki öldürmeseydi diyor. Bizimki öldürdü, onlar da bizimkini öldürdüler. Olay stoplanabilir, stoplanabilir, durabilir orada. Durması çok beklenir. Çünkü karşı tarafta alacağını aldı. Ama bir ileri daha olanı var. İşte o da bu. وَاَنْ تَعْفُ affetmeniz, tasadduk etme. Bu da o düşmanlık bulunan iki kabileyi veya iki köyü veya iki aileyi biri birine diğerlerinden daha ileri düzeyde yakınlaştırabilir. Sevgiyle bağlayabilir. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ السلام عليكم ورحمة الله تعالى.